diyor tam onların seviyesinde. Diyecek ki o genç, o çocuk, o ihtiyar fark etmez hangi milletten olursa olsun gökteki güneşi benim için emsalsiz yaratan, yıldız getiremiyorsun onun yerine. Gökteki güneşi hayatıma ışık yapan sahibim Allah, bu İslamiyet'in dediğine göre, şu alimlerin söylediğine göre kulu, dostu, Habibi Muhammed Aleyhisselam'ı da bütün beşeriyete ışık yapmış. Ben bu ışıktan payımı niye almayayım ki? Onun muhabbetini, onunla gelen ilahi edep demek bu. Yani Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? İçinde muhabbet yok, içinde edep yok, içinde ihlas yok, içinde samimiyet yok, içinde vefa yok, içinde sefa yok, temiz olanı. Bunların olmadığı bir iş muhabbeti, bir aş muhabbeti, bir yeme muhabbeti, süsleme muhabbeti elbise eskiyene kadardır. Yemek boğazdan geçene kadardır, bitti. Arkasını görmek istemezsin midede. Şimdi bu muhabbetleri böyle alemi zayi edeceğimize, o sevgiliden bir usulünü, yolunu öğrensek de, hem yediğimiz gıda olsa, az önce bir kitapta Vamiş Efendi diyor ki, yemek yerken de ki, ey yemek, seni şimdi insaniyet makamına çıkarıyorum. İnsan olarak yiyorum, sen bitkiydin, daha aşağı seviyedeydin, insanın parçası oluyorsun. İnsaniyet makamına çıkarıyorum de, o insan olsun. Senin kanın oluyor, canın oluyor. Allah'ın sevdiği bir varlık oluyor yani. Bitkiden insana dönüyor. Şimdi bitkileri nura çevirir. Nuru arşa çıkarır. Sevgiliyi hem tadında sevmeyi temin eder, hem ahirete taşır o sevgiyi. Efendimiz Aleyhisselam'la biz niye dünyamızı da insaf, edep, vefa ve safa dairesinde, helal dairede, keyfe kafi iken onu güzelce dünyayı kullanmayalım? Niye bizim evliliğimiz Allah'ımızın, bizi eşler birbirine helal eden Allah'ımızın razı olduğu gibi içinde nefsimiz de sevinecek, ruhumuz da sevinecek, vicdanımız da sevinecek, 10 gün sonra vefat etse de ebedi bir saadetle buluşacak olan sevgi, sevgiliye kavuştursa, ölerek ve devam etse bu sevgi, bundan daha hayırlısı var mıdır? Hayatım dediğimiz bir sevgiliye. Bir tanesi Almanya'dan yana yakıla telefon ediyor ki birisi diyor beni diyor boşadı. Ben diyor onu çok seviyorum. O benim hayatımın hayatıdır. Ben onsuz yaşayamam. Bana formül bul, çare bul diye yanıyor birisi. Ben de bir dini gayrete geldim. Yapmadığım halde dedim ki ey kardeşim senin canın, o adam da 3 talakla boşamış. Bile bile bundan kurtulmak için boşamış. O da ona diyor ki ben onsuz yaşayamam. O benim hayatımın hayatı. Zannediyorum vücudunu değil de parasını seviyordu. Paralı bir adammış. Dedim ki senin ruhun onun elinde midir? Üzerindeki gök dedim onun elinde midir? Güneşi o mu döndürüyor? Havayı o mu estiriyor? Telefondakine soruyorum artık. Şeye geldim. Ayağın altında yeryüzünü o mu tutuyor? Nefesleri alıp verdiren o adam mı ki o olmasa ben yaşayamam dedim. Bak 3 ay olmuş yaşıyorsun. 3 sene önce onu tanımadan önce de yaşıyordun. O senin hayatının hayatı değil dedim. O akşam ölse ne olacak? Sen yaşayabilir misin? Yaşarsın dedim. Biraz ağlarsın. Ondan sonra da normal hayata dönersin. Hocam özür dilerim. Güzel nasihat etmişsiniz de yani siz şiiri de bilirsiniz. Aşkı da biz, aşıklıkta da bu böyledir. Şimdi yani hayatımın hayatı mi, dediği olmayınca kimseye yaşayamam der. Şimdi bu mecazdır. Mecazdır. Böyle denebiliyor. Bu mübalağadır. Bu haddini de yani aşarak sevgiye bağışlanır. Ama arkası yok. Aslı o değil. Halbuki onu derse ki bir yere koysaydı, Rabbinin koyduğu yere koysaydı, yine mesela kadın veya koca birbiri için Allah'ın koyduğu yerde olsular var ya, ikisi de cennetin gülü oluyor. Mevlamız kadını öyle bir yere, erkeği öyle bir yere koyuyor ki ikisi de el ele ebedi cennete giriyorlar. Allah garanti ediyor. Orada dursalar, konulduğu yerde. Dolayısıyla Mevla'nın koyduğu yerde niye kaçıyoruz? Veya onun koyduğu yerden başka yerde aradıklarımızın hepsi bizi muhakkak perişan eder, ağlatır, yalnız bırakır. Sevginin hedefi Allah-u Teala'dır.